Merhaba arkadaşlar, bu dersimize Fruit Ninja oyunuyla başlayacağız. Fruit Ninja oyunu için ilk olarak background'ımı seçiyorum. Bilgisayarımdan seçeceğim. Ve Google'da araştırma şöyle bir tane bir Fruit Ninja background'ı buldum, onu kullanacağım. Resmimizi yüklendikten sonra resmimizi burada çizgisayara dönüştür sekmesi altında dekorlarda çizgisayara dönüştür diyoruz. Ve çizgisel hale dönüştürmesini bekliyoruz. Şimdi şeklimizi çizgisel hale dönüştürdük. Şu an tam sığmıyor. O yüzden biraz yukarı doğru kaldırıyorum ve şu alt köşeden biraz büyütüyorum ve tekrar aşağıya doğru çekiyorum. Evet, çok çektim. Biraz da yukarı. Tamam. Şimdi ikinci olarak yeni bir tane kılık çiziyorum. Geliyorum buraya. Kaleme yazıyı seçtikten sonra fontumu seçeyim. Ben Stretch'i seçeceğim. Fruit Ninja diyelim. Ve buna da bu renk yakışır diye düşünüyorum. Ve ardından biraz büyütelim. Ve bunu şöyle koyalım. Evet, biraz şey durdu. Bakalım kımıldatabilecek miyiz? Çizgisel dönüştür diyelim. Bunu hemen oynatalım. Şöyle. Evet. Şimdi yeni bir tane daha oluşturalım. Kılık. İki tane oluşturduk yanlışlıkla. Şimdi tekrar yazalım şuraya. Oyuna başlamak. Başlamak için başlamak şeye basmıyor için boşluk şuna bas. Şunu ortalayalım. Ortalama nerede? Yok galiba. Şu olabilir mi? Değilmiş. Burada ortalama yok. O zaman biz kendimiz ortalayalım şöyle. Şunu öyle kalsın. Evet. Biraz büyütelim fontumuzu. Şu şekilde koyalım tam. Ve çizgisayara dönüştür diyelim. Şimdi bunun rengi güzel olmadı aslında. Noktasına tekrar dönüştürelim. Hatta silelim, tekrar yazalım çünkü yeni bir tane tekrar oluşturalım. Oyuna başlamak için boşluk şuna bas. Şöyle olsun. Ve bunu rengini de biraz daha mor mu yapalım, açık mı yapalım? Evet, bu olsun. Şimdi bunu biraz büyütelim. Evet. Çizgisayara dönüştürelim ve gördüğünüz gibi yazımız geldi. Bunu biraz aşağıya indirelim. Yazımız tam okunmuyor. Aslında açık renk kullanabilirmişiz. Neyse, çok önemli değil. Daha sonra düzeltiriz bunu. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya geliyorum ve diziler diyorum. Şimdi olaylara geliyorum. Tıklanıldığında görünüm nerede bu? Göster. Evet. Burada. Ardından aynısını bunun içinde yapıyorum. Burada. Gelmedi. Halbuki sürükledik, bıraktık. Bakalım gelmiş mi? Evet. Şimdi bir mesaj oluşturalım. Nereden oluşturuyorduk? Kontrole geliyorduk. Pardon, olaylara geliyorduk. Bir tane mesaj oluşturacağız. Haber sal diyoruz. Yeni haber sal. Mesela başlat diye bir haber salalım. Tamam dedik. Ve şurada olaylara geliyoruz. Tıklanınca kontroller sürekli tekrarla. Eğer ise eğerimiz nedir? Hareketimize geliyoruz. Pardon, algılamada. Tuşa basıldı mı? Ne tuşuna? Boşluk tuşuna. O zaman haberi sal diyoruz. Bu haberi saldık. Bir de bu haberi kontrol etmemiz lazım.
Haber gelince, ne haberi gelince? Başlat haberi gelince. Görünüme geliyoruz, gizlen diyoruz. Bu şekilde bu yazıyı gizlemiş olduk haber gelince. Aynısını şuna da yapalım. Bakın şöyle yan yana koyalım. Böylelikle ikisi birden boşluk tuşuna basıldığı zaman gizlenecek. Bir bakalım. Bakın gittiler. Şimdi kapatalım oyunumuzu. Gördüğünüz gibi geri geldiler. Mesela başlattım. Gittiler. Kapattım ve başlattım. Tekrar geldiler. Buraya kadar arkadaşlar başlangıcı yapmış olduk.